Sultan Abdülhamit, Kur'an ticareti haramdır. Kur'an'ı devlet bastırır ve bedava dağıtır. Kur'an basımını ve satımını yasaklamıştır. Bugün hala halk arasında caridir. Bu kitabın hediyesi kaç para derler. Bu söz şundan kalmadır. Kur'an-ı Kerim matbaaya amirede basılır, Hindistan'a, Çin'e kadar gönderilir. Bunu getirene götürene bir hediye vermek lazım. Adam bunun hamallığını bedava yapmış olmasın. Onun için hediyesi kaç para denir? Getirip götürme masrafı bir para verilir. Hediyesi kaç para buradan kalmadı. Şimdi Acem kolonisi vardır, hala da vardır İstanbul'da. Alevilerin kitaplarını basarlar. Hala da vardır, yayın evleri de vardır. Bunlar gizli taş baskısı Kur'an basıyorlardı. İhtimal matbaaya amireden yeni baskı çıkmadığı zaman, ihtiyacı karşılamadığı zamanlarda Sultanahmet de Kur'an'ın korunması zımnında iki tedbiri vardı. Birisi, Kur'an'ın basılacağı mürekkepte alkol olmayacak. Matbaada basılırken bozuk nüshalar çiğnenmeyecek. Matbaada çalışan müdüründen kağıt toplayan hademeye kadar hepsini huzuruna çağırır. Bunlara Kur'an üzerine yemin ettirir. Her kağıdı abdestli tutacaklar. Bozuk nüshaları toplayıp matbaa-i amirenin yerini bilir misiniz bilmem. Topkapı Sarayı'nın Marmara tarafına doğru surların girişinde bir kapı vardı. Şimdi Milli Eğitim Basım Evi orası. İçeride geniş bir arazidir. Matbaa-i amire oradır. Oranın bahçesinde bunları yakar, küllerini gömerler. Çiğnenmeyecek bir yere. Bu adamlara huzurunda yemin ettirir. Abdestsiz bir kağıt parçasını tutmayacaklar. Diğer taraftan da Kur'an'ın parayla satılmasını yasaklamıştır. Acem bunu basıyorsa parasız babası hayrına yapmaz ki, satıyor. Onlara ceza olsun diye zarar eder. Yakaladığını toplar, yakar, gömer. Gasp etse haksızlık olacak. Bu adam bir defa 3000-5000 Kur'an'ı toplanır, yakılırsa bir daha basmaz, zarar eder. İşte Kütüb-i Diniye-i Mutebere alimler bile bu yalana inanmış. Kütüb-i Diniye-i Mutebere'yi cem-u ihrak, toplatıp yaktırmak budur. Kur'an'ı hıfz için, korumak için konulan tedbir, Abdülhamid gibi cihan çapında bir padişahın hal fetvasına kadar intikal ediyor.